aklında soru, yalan mı bu? Gevele gevele boşa konur, şanları dinleme, doğruyu bul. Araya araya doğruyu bul. Doğruz adamın bak adı bunun, yalan dolan değil sana haber. Tarafı yok bunun sana haber, sağı solu yok sonu biz izleyelim. Önümüzdeki seçimde gönlünüzde yatan bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Ben Recep Tayyip Erdoğan'dan başka kimseyi görmüyorum. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yani ondan başka iyisini demiyorum da yani ondan başka bir liderlik vasfı görmüyorum ben. Kimleri İmamoğlu diyor. Anket yapılıyor %55, %52 İmamoğlu diyor. Ama İmamoğlu şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ne yaptığını görmedim yani. Bir şey yaptığını görmedim. Otobüs şeylerine, öğrencilere zam yapıldı. Suya zam yapıldı. Öyle biliyorum. Medya bunu gösteriyor. Fox ayrı gösteriyor, ATV ayrı gösteriyor. Ama ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir şey görmüyorum. Yani şu an bir oyun olsa yine de ona veririm yani. Benim aklımda tek bir insan var, Süleyman Soylu abi. Hiçbir İçişler Bakanlığı, sen koskoca İçişler Bakanlığısın, dağlarda gezemez abi. Hiçbir İçişler Bakanlığı. Bunu git bütün devletin İçişler Bakanlığına bak. Ve ne bileyim başka ülkelerin de yani bakanlarına bak abi. Benim aklımda sadece İçişler Bakanlığı bakanı olarak Süleyman Soylu var. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da vardı. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun abi. Ama aklımda tek bir insan var. Süleyman Soylu. İkinci bir isim olursa da Dışişler Bakanlığı. Neden Süleyman Soylu? Abi Süleyman Soylu'nun açıklamaları olsun, ne bileyim adamın kalkınmaları olsun. Geçen zaten bir bütçe şeyi vardı mecliste. Tartışması vardı. Bir HDP'li mi diyor veya CHP'li bir milletvekili, bayan milletvekili polislere, hakimlere katil dedi. Bunu oradaki bütün milletvekilleri de dinledi, oradaki bütün bakanlar da dinledi. Sadece hani adam açıklamasını Süleyman Soylu yaptı. İleriki yani geçmiş zamanlara bakarsan da abi Süleyman Soylu gibi bir adam da gelmez Türkiye'ye. Bir tane adam geldi, Recep Tayyip Erdoğan oldu. O da başımızdan Allah eksik etmesin. Yani o da iyi yönetti abi. Hani herkesi yollar şöyle, yollar böyle ama önemli olan yol değil ki abi. Önemli olan icraat. Kılıçdaroğlu da geldi bu ülkenin başına. SGK'yı gördük abi. Adam yani hasta girişine kadar ücret aldı. Sen normalde şimdi bir hastaneye gitsen, sen hastaneye gittiğin zaman yakınını görsen veya yakınla konuşsan abi ücret verir misin? SSK'nın durumu şu an iyi mi? Vallahi yani sana göre. SSK'nın durumu bana göre şu an iyi. Bana bir sakıncası da olmadı, bana bir kötü bir şey de olmadı, kötü lehi de olmadı. İyi niyeti de oldu, kötü niyeti de, yani ben yaşım aynen 21 yaşındayım ama ben bu zamana kadar SGK'dan bir şey duymadım. Sadece duyduğum Recep, yani Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işte ücretler, zamlar, ne bileyim para çalmalar gibisinde şeyler duydum abi. Yani bunu kendi gözümle de gördüm yani, bunu bütün medya paylaştı, bütün haberler paylaştı. Halen zaten bunu paylaşan da var abi, adam ziyaret girişine ücret almış ya. 1 liranın ücreti nedir abi ya? Adam hastasını görmeye geliyor, 1 lira ücret veriyor ki adam hastasını görsün. Bu bize yakışmaz abi, bu hiçbir ülkeye yakışmaz. Vallahi başka diyecek bir şeyim de bu abi, sen bana... Başka abi yani her zamanki istediğiniz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ki yani başka hani... Başka kişi geçtiği zaman şey olur abi ya, yani nasıl söyleyeyim, onun gibi yönetemez. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yani Recep Tayyip Erdoğan abi, niye Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü yani bizim rahat gezmemizi sağlayan, yani rahat yaşamamızı isteyen bir tek kişi o var yani, başka da kimse yok. Ya Tayyip Erdoğan, bizi kurtaracak olan tek kişi o. Kılıçdaroğlu desen olmaz, HDP desen olmaz, imkansız. Tek olumlu parti AK Parti. Abi ben Cumhuriyet AK Parti. Yani CHP'nin illerine de gitmişim. Mesela Osmaniye. Abi yemin ederim adım atılacak yer yok. Yani niye diyeceksin? Şimdi ben AK Parti'nin yeri çok şükür her yeri sağlam. Yani tertemiz. Ama CHP'nin yerine gideyim. Yok abi her yer kirli, her yer yani pis yani. Peki neden Recep Bey verdi? Ya ülke yaptığı yatırımlardan, kirlardan yani... En mantıklısı şu anda Recep Tayyip Erdoğan. Bulunduğumuz ortama 4-5 kişi var. En mantıklısı Recep Tayyip Erdoğan. Ama bazı yönleri de var. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın hataları muhakkak var. Çünkü hatanın en sevmediğim şeyi yani İdlib savaşıdır. Yani çoğunlukla hele o özellikle o Suriye yani çoğunlukla yani bize yani buradaki fakirleri doyurması gereken Suriyelilere daha çok önem vermesi. Yani, neden girdik yani İdlib'e? İdlib'e onu sıkıntısı şu işte abi yani bak benim abim de yani şeydi abi İdlib'de şu an uzman çavuş. Yani aynı soruyu benim abim de hani aynı sıkıntı çeki. Yani biz niye Suriye'deyiz? Niye biz İdlib'deyiz diye. Bayağı bir şehit verdik biliyorsun. Aynen bayağı bir şehit de verdik aynen abi. Yani ben abim... Cumhurbaşkanı Erdoğan
3-5 tane şehit verdik dedi. Yani açıklamasında bu var. Abi ben şöyle bir şey söyleyeyim, yani her zaman habere verirler zaten 3-5 şehit. Yani oraya alacağımız kesin zaten, yani Tayyip Baba ne derse o, yani oraya alması kesin olur da. Yani ben isterim ki çoğunlukla hep Suriye askerleri gitmesin isterim. Yani çoğunlukla hep isterim Suriye askerlerinin gitmesini isterim. Yani Türk askeri olsun da, yani sınırlı olsun ama yani o savaşın içinde, o şehitlerin içinde Türk askerin olmasını istemem abi. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Var mı sen? Şimdilik yok. İki gün sürecek hiç yok. Daha bir tane adayı var, hele karşısına da çıksak. Yani gönlünüzde yatan bir isim yok mu? Bu değil. Şimdikine vermeyeceğim. Ama daha kimse de belli değil miydi onda? Başkanı çıkarsa vereceğim. Oy verme. Hayatta ne AKP'ye ne CHP'ye ne diğerine. Hiç kimseye verme ben abi. Hiçbiri daha hepsinin hakkını kaybetti. Hakkını kaybetti, doğru. Abi yani. Neden abi? Ya abi şimdi AKP değiller. Bak mesela CHP İstanbul'u kazandı. Herkes perişan oldu, doğru mu? Bakın abi Emre Baba. Burası da aynı abi. Herkes perişan. Emre Baba gibidir isim. Kimde var abi? Cebinde var mı abi paran? Gidiyorsun bir çay içsin abi, çay 1,5 milyon olmuş ya, çayın maliyeti kaçır abi? Çayın maliyeti 300 bin lira, 1,5 milyon olmuş. Geç kahveciler sokağın abi, 3 milyon bir çaya. 3 milyon bir çay. Gidiyorsun bir yemek yiyorsun abi, en kötü yemeğin 25 milyon. Doğru mu abi? Yani benim kredi kartım var abi. Kredi kartına ben geçen gün 5000 lira para çektim. Şu anda 7,5 milyon olmuş. 7,5 milyar olmuş. 2,5 milyar. Ben neye faiz verem ya? Niye faiz verem ben? O da üretici kartı. Üretici kartı diye bana verdiler. 2,5 milyar faiz bindi. Al. Üretici kartı. Denizbank. Ben de aynı Denizbank'tan geleyim. Biz bu işin içindeyiz yani. Ben ticaretle uğraşan bir insanım. Ben sürekli yola gidip gelen bir insanım. Ben yola gidiyorum abi. Beni her durduklarında ceza yazıyorlar. Niye ceza yazıyorlar? Ben geçen gün 2,5 milyar ceza yedim. Niye? Kantardan. Adalet. Niye efendim? Şeyi yokmuş. K belgesi yokmuş. Ya abi K belgesi. Adam K belgesini ödeyecek. Adam diğerini ödeyecek. Adam elektriği ödeyecek. Adam bilmem suyu ödeyecek. Adam doğalgazı ödeyecek. Askeri ücret? Yok. 2,5 milyar. 2 milyar. Ne askeri ücretmiş abi bu ya? O zaman hiçbir kimse çalışmasın. Abi herkes kendi çıkarını düşün. Herkes kendi çıkarını düşün. Cumhurbaşkanı yok. Hiç kimse memnun değil abi bu Cumhurbaşkanımızdan. Ben diğer seçimlerde gönlünüzde yatan bir... Ben hiç o kimseye vermem. Bu Malatya'nın üzeri değil. Otobüslerde emeksizin oraya git abi akşama kadar. Çivat'ta sesin oraya git abi. Arabalara hiç kısır. Arabalara geçecek yer yok abi. Abi siz de görüyorsunuz abi. Abi Malatya'nın her yeri bozuk. Tüp oldu. Su alıyorsun. Her yerde zam geldi. Elektrik ödeyecek yer yok. Arabayı koyacak yer yok. AVM'ye gidecek yer yok abi, otoparka. Arabalar böyle. Aynı İstanbul gibi olduk Malatya abi. Hiç yerde adam yok. Abi kim şeriatla yönetirse, kim Allah'ın kitabından yönelirse bizim oyumuz onadır. Başka da bir adayımız yoktur çok şükür. Tevhid, başa tevhid. Başka bir şeyimiz yok, bizim hedefimiz yoktu çok şükür. Gönlümde yatan bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başka yok. AK Partiliyiz biz. Bana da şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimine çok ortada henüz bir aday da yok. Aday izleyen... Gönlümüzde yatan bir Cumhurbaşkanı var mı? Ya şu anda gönlümüzde yatan yok. Sadece bekliyoruz. Yani önümüzdeki seçimlerde gönlünüzde yatan bir Cumhurbaşkanı var mı? Benim gönlümde yatan bu memlekete kim yararlıysa, kim hayırlıysa bu vatan için, bu devlet için... Benim gönlümde yatan şu an Tayyip Erdoğan'dır. Yarın bu memleket için Kılıçdaroğlu faydalı olacaksa kesinlikle tereddütsüz oy veririm ona. Ama o bu ülke için bir projedir. İmamoğlu projedir. FETÖ bir projedir. Bunları yayınlayın. Ülkede bu insanlar buna ayıksınlar. Yeter. Ülke emin ellerde. Her gün bir tarafımız gidiyor. Bakın Suriye'deki iç savaşı görüyorsunuz. Depremde, devlet eskide Marmara 99 depreminde bizim Cumhurbaşkanımız değil, Başbakanımız deprem bölgesine gidemedi. Neden gidemedi? Bunu sorun bir Kılıçdaroğlu'na. İnsanlar telef oldu, insanlarımız öldü, enkazlarını kaldıramadık. Bırakın gitmeyi. Bugün Van'ın sınırın ta o bir ucunda deprem oluyor, 2 saat sonra devlet yanı başında. Nankörlük yapmayın, yapmasınlar. Bu millet artık burasına kadar geldi. 15 Temmuz gibi olmasın. Bundan sonra biz Tayyip Erdoğan'a icazet beklemiyoruz. Öyle bir şey olursa kelle üstünde kelle kalmayacak. Bu da memleketin zararına olur, faydasına olmaz.
Ya da o zaman çok yar, o zaman biz kalim kalim. Ben bu akşam mesela eve nasıl geleceğim, gitmeyeceğini ben bilmem ona. O zaman gününüzde yatan bir cumhurbaşkanı adayı var. Peygamber Efendimizin ne demiş ki? Bir de Hacı Bektaş Veli Hazretleri de onu önce söyler de. Hacı Bektaş Hazretleri demiş ki, eline, diline, beline sadık ol. Gördüğünü ört, görmeye de bir şey söyleme. E ben bugün bir şey görmeden ben niye yalan söylerim ki? Gönlünüzde bir yatan bir cumhurbaşkanı adayı yok mu yani? Tabii ki efendim, şu andaki cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başka lider tanıyamam. Neden efendim? Çok başarılı. Ben 68 yaşındayım, daha böyle bir başarılı bir cumhurbaşkanı, devlet adamı, devletini, milletini, halkını seven bir siyaset adamı daha çıkmamıştır. Bundan sonra da oyum hep, Allah ömür verdikçe oyumuz hep benim kendi şahsımın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Memnunsunuz. Tabii ki, tabii ki. Çok dirayetli bir, Türkiye'nin dışarıya karşı Türkiye'nin itibarını çok artıran bir cumhurbaşkanı. Çok cesaretli. Allah ona hayırlı ömürler versin. Yar ve yardımcısı olsun. Adayı dur bakalım. Ya Davutoğlu da normal görünüyor ama Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu. He. Neden Ahmet Davutoğlu? Bu yani gelecek şey bir şey kurun diye şey yani tahsili şey olduğundan dolayı gerekiyor. Önümüzdeki seçimde yani büyük ihtimal Tayyip Erdoğan aday zaten. Tayyip Erdoğan'a veririm oyumu. Neden Tayyip Erdoğan'a? Yani Tayyip Erdoğan bugünkü liderlerin içerisinde hepsinden çok önde. Çok önde. Şu anda yok. Yok aynı. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Memleketin babası, Türkiye'nin babası. Eğer bunu yayınlayacaksan ben bunları sana söylüyorum. Türkiye'nin babası. Ondan başkası yani onu idare edecek bir kimse de ki. Kılıçdaroğlu zaten gün geldiği zaman herkesten önce satacak kişi. Aklında soru, yalan mı bu? Gevele gevele boşa konur. Şanları dinleme, doğruyu bul. Araya araya doğruyu bul. Dönüz adamın bak adı bunun. Yalan dolan değil sana haber. Tarafı yok bunun sana haber. Sağı solu yok, sonu biz bize yeter.